Deniz altında çok sakin bir gün. Etrafta birkaç canlı var. Onlar da zararsız görünüyor diye düşünebilirsiniz. Ama gerçekler hiç de sanıldığı gibi değil. Çünkü bu gördüğünüz canlılar denizin en zehirli olanlarından. Bunlar deniz analarının, hidroidlerin ve mercanların da içinde bulunduğu şubenin elemanları. Yani Cnidaria, bir diğer ismiyle kinitliler. Bu adı almalarının nedeni, vücutlarının üzerinde çeşitli yerlerde bulunan ve kinidoblast denen zehir hücreleridir. Kapsül biçimindeki bu hücrelerin içinde de tüp şeklinde yakıcı bir yapı bulunur. Herhangi bir uyarıyla, örneğin bir canlının temasıyla hücre patlar ve zehir temas eden canlıya geçer. Bu, çoğu zaman zehri alan canlının felç olarak ölmesine sebebiyet verecek kadar güçlü bir sıvıdır. Bazı türlerde bu zehirli hücrelerden binlercesi bulunur. Genellikle Norveç civarındaki sularda yaşayan bu tüylü anemon da aynı ailenin üyelerinden. Bu sıradan görüntüsünün ardındaki son derece kompleks yapısıyla bilim adamlarını şaşırtıyor. Bu canlının hareket etmesini sağlayan kasları, sinir hücreleri ve bir midesi var. Pek çok yöne hareket edebiliyor. Boğazında ise suyu sindirmesini sağlayacak binlerce hücre bulunuyor. Bu hücreler sayesinde su vücudunu kaplıyor ve sıvı bir iskelet oluşturarak canlının dik durmasını sağlıyor. Anemon kendini savunmaya hazır bir halde bekliyor. Bu canlının vücudunda yer alan sistemin detaylarını anlayabilmek için derin bir kimya ve biyoloji bilgisine ihtiyaç vardır. Hatta ürettikleri zehri biz insanlar ancak laboratuvarlarda yaptığımız analizlerle çözebiliriz. Üstelik bunu yapabilmek için de senelerce süren bir eğitimden geçeriz. Bu canlılarsa dünyaya geldikleri andan itibaren her ihtiyaç duyduklarında bu sistemi kullanarak kendilerini koruyabilirler. Onları kendilerini savunmalarını sağlayan bu özellikleriyle birlikte var eden, canlı cansız tüm varlıkları yaratan, göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tır. Ve tüm canlılar her an, her saniye Allah'ın kontrolündedir. Onun anından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Deniz anaları herkesin tanıdığı son derece ilginç canlılardandır. Yapılarının %95'i sudan oluşan deniz analarının genelde bilinmeyen şaşırtıcı özellikleri vardır. Örneğin bazı türleri ışık saçarak düşmanlarını yanıltır, bazıları ise vücutlarında öldürücü zehirler üretir. Hemen hemen bütün iklim koşullarında yaşamlarını sürdürebilen deniz analarının pek çok türü canlılar için tehlikelidir. Saydam bir yapıları olan bu canlıların vücutlarının alt kısımlarından uzanan dokungaçları vardır. Bazı türlerin dokungaçlarında zehirli bir sıvı bulunur. Deniz anaları avlarını bu zehri fışkırtarak yakalar, düşmanlarını da bu zehirle öldürürler. Zehri olmayan deniz anası türleri ise elbette ki savunmasız değildir.
Bunlardan kimileri kendilerini korumak için ışık saçma özelliklerini kullanırlar. Düşmanlarından kurtulmak için planlı ve metotlu bir şekilde hareket ederler. Düşmanlarından kaçarken bütün vücutlarında ışık yanar. Ancak düşman tam onları ısırmaya kalktığında çan görünümlü kısımlarındaki ışığı kapatırlar ve ışığı yanık kalan dokungaçlarını gövdelerinden ayırırlar. Böylece düşmanın dikkati dokungaçlara çekilmiş olur. Deniz anaları da bu durumdan faydalanarak hemen oradan uzaklaşırlar. Güneşle temas ettiğinde kısa bir süre içinde kuruyup yok olan, neredeyse tamamı sudan oluşan bir canlı nasıl olup da kimyasal madde üretimi yapar? Veya nasıl olur da düşmanını yanıltacak taktikler geliştirebilir? Deniz anaları sadece peltemsi bir su kütlesidir. Ancak çeşitli taktikler uygulayarak avlanmak, düşmanlarından kurtulmak gibi bilinçli davranışlarda bulunurlar. Bu bilincin ve çözümler üreten aklın deniz analarına ait olamayacağı çok açıktır. Tüm canlıları yaratan ve onlara bütün davranışlarını ilham eden Yüce Allah'tır. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na gönülden boyun eğmiş bulunuyorlar. Bunlar anemon bitkileri. Onlar da zehirli kollara sahip. Ancak bu zehrin etki etmediği canlılar da var. Anemon balıkları, yani bilinen ismiyle palyaço balıkları. Bu balıklar sadece zehirden etkilenmemekle kalmaz, yaşamlarını bu tehlikeli bitkilerin yakıcı kapsüllerinin arasında geçirirler. Peki bu nasıl olur? Balığın vücudu özel bir kimyasal maddeyle kaplıdır. Bu madde zehrin balığın vücuduna etki etmesini engeller. Tek bir anemon bitkisi tüm hayatı boyunca palyaço balıklarını tehlikelerden korumak için yeterli olmaktadır. Bu ortaklık balığa peşindeki avcılardan korunma imkanı sağlar. Buna karşılık olarak da anemon bitkisi balığın ardında bıraktığı yiyecek parçalarından faydalanır. Bu canlıları bir araya getiren, her ikisinin de ihtiyaçlarından haberdar olan tek bir yaratıcının olduğu açıktır. Bu canlılar birbirlerini tamamlayacak, birbirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde Allah tarafından yaratılmışlardır. Şu anda ekranda izlediğiniz görüntüler son dönemlerin en gözde animasyon filminden alındı. Kayıp Balık Nemo ya da orijinal ismiyle Finding Nemo. Tamamı 3 boyutlu animasyonlarla oluşturulan bu filmin kahramanı az önce özelliklerinden bahsettiğimiz bir palyaço balığı. Film gösterime girdiği günden bu yana çok konuşuldu. Yönetmenine, animasyon ekibine övgüler yağdırıldı. Hatta film 339 milyon 700 bin dolarlık hasılatla senenin gişe rekortmeni oldu. Peki bu film nasıl ortaya çıktı? Filmin yapımında binlerce kişi çalıştı. Deniz altındaki yaşam hakkında profesörlerden yardım alındı.
Burada kısaca değindiğimiz gibi tek bir palyaço balığını ya da deniz altındaki bazı canlıları 1,5 saatliğine hareketli bir görünüme sokmak için binlerce kişinin aylarca çalışması gerekiyor. Bu canlıların tüm özelliklerinin, şekillerinin, renklerinin, yüzme gibi yeteneklerinin, gözlerinin hareket edişinin filmi hazırlayan kişiler tarafından oluşturulduğu herkesin bildiği bir gerçek. Hiç kimse filmi gördüğünde bunlar kendiliğinden oluşmuş, bu balık tesadüfen yüzüyor demez. Hiçbir akıl sahibi varlık böyle bir iddiada bulunmaz. O halde yalnızca 1,5 saatliğine değil, milyonlarca yıldır her an, her saniye sadece birkaç balığın değil, bütün denizaltının, buradaki bütün canlıların, her canlının içerdiği bütün sistemlerin kendi başına tesadüfen oluşmasının imkansızlığı açıkça ortadadır. Hiç kuşkusuz ki denizaltındaki ve tüm evrendeki kusursuz çeşitlilik özel bir tasarımın sonucudur. Tek bir palyaço balığını da diğer bütün balıkları, bitkileri, hayvanları da var eden sonsuz kuvvet ve ilim sahibi, her şeyin mülkiyeti kendisine ait olan Allah'tır. Yüce Rabbimiz her şeye gücü yeten, bütün canlıları yönlendiren, yapmaları gerekenleri onlara ilham edendir. Övgüye, takdire ve yüceltmeye layık olan da tüm canlıları var eden, onları son derece hassas dengeler, kompleks sistemler ve ince hesaplarla donatan aziz olan Allah'tır. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, hamd da O'nundur. O, her şeye güç yetirendir.